Son karardan hepinize merhabalar. Sevgili seyirciler Fırat Aydınus'la birlikte karşınızdayız. Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe Fatih Karagümrük deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Fırat Aydınus'la birlikte hem bu maçı hem de maçın tartışmalı pozisyonlarını değerlendireceğiz. Elbette gündeme dair de yine tüm konu başlıklarına burada değineceğiz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Bir şu ana kadar oynanan maçlarda alınan toplu sonuçları hatırlatalım. Puan durumuna göz atalım. Sonrasında gündeme dair özellikle Futbol Federasyonu'nun aldığı yabancı var hakemi ee, kuralı ve bundan sonra bu uygulamanın devamının lige hem bu hafta hem kalan haftalar itibariyle yansımasını da konuşacağız. Şu ana kadar oynanan maçlarda alınan sonuçlar bu şekilde. Sivasspor, Spor Trabzonspor deplasmanda 1-0 yendi. Konya Spor Kasımpaşa 2-0 mağlup etti deplasmanda. Ankara gücü Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-1 yendi ki bu maçta da Mario Melero Lopez e, ee, olarak görev aldı. Adana Demirspor Kayseri Spor maçı 0-0 berabere sonuçlandı. Beşiktaş ile Samsun Spor 1-1 berabere kaldılar. Bugün Başakşehir Pendik Sporu deplasmanda 3-2 yendi. İstanbulspor Hatayspor karşısında 3-0 kazandı. Spor, Antalya Antalyaspor'u 3-0 yendi ve Fenerbahçe Fatih Karagümrüğü 1-0 yenik duruma düştü. Maçta 2-1 mağlup etmeyi başardı. Haftanın kapanışı Pazartesi. Alanya Spor Galatasaray maçıyla olacak. Puan durumu nasıl şekillendi? Bir maç haricinde Fenerbahçe 32 maç 85 puan şu an maç fazlasıyla lider durumda. Galatasaray 84 puanla ikinci sırada yer alıyor. Zirvede durum bu şekilde. Trabzonspor 52, Beşiktaş 48 puanda. Düşme hattına bakalım. İstanbulspor 16, Pendik Spor ve Fatih Karagümrük 30'ar puan. Gaziantep Futbol Kulübü de 31 puanda. Şu anda düşme hattı da bu şekilde ortaya çıktı. 32. hafta itibariyle bir maç oynanmadı. Sadece Alanya Spor Galatasaray maçıyla haftayı tamamlayacağız. Peki Karagümrük Fenerbahçe maçının detayları varsa ona bir göz atalım. Ardından maç değerlendirmesi için sözü Fırat Aydınus'a bırakacağım. Tugay Kaan Numanoğlu yönetti. Bu mücadeleyi maçın var hakemi Andre Narkizo. Maçın detayları ekranlarda. Can Keleş'in golü 45'te Fatih Karagümrük tam devre biterken 1-0 öne geçti. İkinci yarın hemen başında Edin Ceko. Fenerbahçe adına dengeyi getirirken 57'de Batshuayi'nin penaltısı Fenerbahçe 2 birlik üstünlüğe taşıdı. 76 Ryan Mendes direkt kırmızı kart 90 artı 7 Valentin Eyzerik ikinci sarıdan kırmızı kart gördüler ve Fatih Karagümrük maçı 9 kişi tamamladı sevgili seyirciler. Hocam gündem yoğun maç da yoğundu aslında birçok pozisyon oldu. Hepsine değineceğiz ama genel anlamda Fenerbahçe bir e, oynanmayan Süper Kupa mücadelesi ardından bir Olympiakos karşılaşması ki e, 3-2'lik bir skorla döndük oradan da ve rövanş öncesi Fenerbahçe e, 3-0'dan sonra verdiği reaksiyonla taraftarına umut aşıladı turu geçmek için. Şimdi e, hafta sonu oynanan bir lig maçı Fatih Karagümrük karşısında yenik durumdan alınan galibiyet. Nasıl bir Fenerbahçe gördünüz? Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Şimdi bu yabancı e, kişiler hani isimleri özellikle Portekiz, Meksika hani uzun olur. Biz burada biraz daha böyle support avarlar, support avar ikiler çıkarsa, üçler, beşler çıkarsa bu yazıyı nasıl sığdıracağız buraya onu anla. Şimdi biraz buna dikkat ettim de. Arkadaşlar da sağ olsun senin arkandan son ikisini okuyabiliyoruz. Üstteki Andrea Narkis'e onun gerçek ismi kaç 4-5 tane daha ismi olması lazım. Vardır hocam Portekizler öyle iki isimle Değil mi? 5 4 kalmaz. 5 ismi vardır onun. O var, avar, avar iki. Support avar olarak hani diyoruz ya Halil, Umut, Meler. İlk yarı, ikinci yarı olmak üzere yönetirdiği. O zil isimleriyle de buraya yazabiliriz. Nasıl sızdıracağız bilmiyorum. Hazırlıksız yakalandık hocam. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar zaten arkadan gözüküyor e, ee, isimler. Onunki gözükmüyor. Vallahi Fenerbahçe ilk yarı itibariyle yani böyle ben gazete de yazdım. Hani böyle bazen gözün kapalı böyle tam için geçer dam dalacakken biri dürter ne oluyor dersin ya. İlk yarı böyle bir ilk yarıydı. Yani e, böyle anlık saman alevi sekansları işte bir o kalece Signon'un kurtuluşu bir Livakovic'in kurtarışı. Bir de son dakikada gelen gol. Ondan sonra ilk yarı itibariyle böyle hani çok e, beklentilerin pozisyon olarak, heyecan olarak karşılamayan sadece o anlardan ibaret pozisyon itibariyle bir ilk yarı vardı. Fenerbahçe sanki aktif bir dinlenme yaptı ilk yarı. Karagümrük'te genel klasik kale önünden kurduğu oyunu oynamayıp Fenerbahçe'nin baskı yapmasını, hapsetmesini üçüncü bölgede engelleyerek uzun toplarla bunun önüne geçerek ki sadece bir tane İsmail'e bir çıkarken kaptırılan top vardı ilk yarı. Bunun önüne geçti. Hemen hemen ilk yarı 2-3 pozisyona girdi. Çok birbirine benzer geçişlerle kara gümrük ve bir tanesinde de golü buldu. Golden önce bir şey var mı yok mu onu zaten pozisyona gelince tartışırız. Hani Fenerbahçe bir aktif dinleme yaptı Avrupa maçından sonra. Yani yorgunluğu belliydi. İkinci yarı İsmail Kartal'ın klasik o hani geriye düştükten sonra yaptığı değişiklik yadırganmadı. Ezber, başşuay oyunu alması. Ee, biraz Fenerbahçe'nin ve maçın çehresi değişti. Daha hareketli, daha izlenebilir bir maç haline geldi pozisyonlarıyla, kararlarıyla. Ve Fenerbahçe yine geriden gelip tek farklı kazandı ve 3 e, puan alarak Şampiyonluk yolunda e, takibe devam ettiği bir haftayı da kapatmış olduk. Üst üste önemli bir deplasman galibiye serisi yakaladı hocam Fenerbahçe. Ya bu bu stat herkese deplasman. <laughs> Onu söyleyeyim gerçekten yani ev sahibi gözüken fiksürde olan takıma da deplasman. E, Şeyde deplasman, gelene de deplasman. Herkese deplasman bu stat. Yani böyle bak, baktığında yani o kadar seyirci var dolmuyor... Ee, bir boşluk. E, stadın böyle bir şey ambiyansı falan böyle bir çekemiyor için Hani belki de son 15 yıldır alışıldı ya böyle kutu gibi işte e, sahaya yakın türbinler. Daha böyle sesin akustik halde daha böyle gümür gümür çıktığı işte bu gerek Galatasaray'ın gerek Fenerbahçe'nin işte bir yani bu gözle bunlar alışınca bu stat böyle bir yadırgıyorsun televizyon başında bile Kaldı ki bu stat hani ambiyanslarıyla en tıka basa dolu haliyle de en boş haliyle de maç yöneten birisi olarak her iki halde de yani göz önüne aldığımda aynı şeyi söylüyorum burası için. Her iki takım için de deplasman burası yani. Hakemin performansını da etkiler mi hocam hani oyuncular için bir ekstra ya motivasyon veya... Ya konsantrasyondaki kriterler, motive olmadaki doneler bir futbolcu için, bir taraftar için... Ambiyans anlamında neyse ise, tabii ki hakemin de konsantrasyonunu, motivasyonunu artı veya eksi olarak o kriterler, tetikler ve e, etkiler Dola, doğal olarak yani. Ya yani biz, mesela futbolcunun nasıl sahada, e, diyelim ki 50-60 bin türbin e, tarafları olduğu bir türbünde oynarken, ha, bir de pandemide oynanan maçları hesap et, mesela, bu hakem için de aynı motivasyon kaynağı veya bu gibi stat. Bunlar sadece hakem değil futbolcular nazarında da teknik adamlar nazarında da seyirci nazarında da olduğu gibi hakemin de konsantrasyonu motivasyonunda etken unsurlar. Geçelim mi pozisyonlara hocam? Bilmem. Tugay Kağan Numanoğlu maçı yönetti. Geçelim isterseniz. Geçelim. Andre Narcizo vardaydı bir kez daha. Kim? Belirtelim. Andre Narcizo. Evet. Hocam şey araştırdı şimdi baktım ha uzun isimlerine baktım, baktım hocam. Ya. çıkmadı açıkçası ya. Andre Narciso. O şey de mi? Google'da mı girememiş çok uzunları. Yani <laughs> bilmiyorum hocam yani açıkçası şöyle bir baktım bir daha bakayım da hani e, yanlış yanlış olmasın ama yok yani ekstra bir isim karşı. Şimdi Andre Narciso için ben bir bilgi vereyim. Portekizli. Evet. FIFA hakemi değil. Şampiyonlar Ligi e, elemelerinde sadece iki kere görev almış. <laughs> İki kere Arabistan Ligi'nde görev almış. Sezon başından beri kendi liginde sekiz kere bir kere de kupada olmak üzere görev almış. Yani bu bilgiler nazarında Portekiz Federasyonu'nun bize layık gördüğü yabancı hakem bunu gönderdiler. Background'u ve 41 yaşındaki 41 mi 45 mi tam bu 41 olabilir. 45 mi yoksa bilmiyorum. ona bakıp öğrenebilirsin. Bakarım hocam. Hani bu sizin liginiz için yeterli bu yabancı hakim. Kafi deyip gönderdiler. Peki hocam o genel... Çünkü bu şimdi Andrea Narciso olmasa bugünkü hakemin verdiği kararları hani bizim var kadromuzda veya sahada hakimlik yapan hakemlerimizin var kadrosu var hakemliğinde var odasında görev alırken onları da işin içine katarsak yani bu şimdi biraz sonra göstereceğiz major pozisyonlarda hakemin hatalı kararlarında hani bizdekilerin hiçbiri bunu şey yapmazdı düzeltemezdi. Yani o verdiği kararla kalırdı bu pozisyonlar. Yani iyi ki Andronarkiso var da yani Futbolumuzun adına e, geleceğe ümitle bakabiliyoruz. 1983 doğumlu hocam bu arada. Yani 41 yaşında. Başlayalım hocam o zaman. Eyseri'nin sarı kart gördüğü pozisyon. E, gel, Dönüyor bu. Uçağı vardır. Hava çiçeklerle falan göndersinler böyle.